Şimdi sıradaki haberi sabah sosyal medyada görünce gerçekten şoke oldum. Spor dünyasını yasa boğan bir haber. Konya sporlu milli futbolcu Ahmet Çalık bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şubat ayı için evlilik hazırlığı yapan genç futbolcunun nikah için gün almaya gittiği açıklandı. İnşallah kulüp adına, taraftar adına her şey güzel olur. Ama önce bu seneyi güzelce kazası belasız bitirelim. Buraya güzelce bir geçelim. Kazası belasız başarılarla son maçlarda kazanalım. Temennisi hep bu yöndeydi ama olmadı. Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Henüz 28 yaşındaydı Ahmet Yılmaz Çalık. Daha önce de Galatasaray ve Gençler Birliği formalarını giymişti. Menajerim telefonla aradı beni ve Galatasaray'a inşallah işinin olacağını söyledi. Ankara Niğde yolunda kendi kullandığı otomobille gidiyordu. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre aşırı süratliydi. Gölbaşı Hacılar mevkiinde araçları bir bir sollarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri parçalayan otomobili şarampole yuvarlanıp defalarca takla attı. Çok süratli olduğunu söyledi. Zaten orada kendisinin yanından geçtiği bir aracı durmuş zaten. Müdahale etmiş ama tabii fırladığı için camdan vefat etmiş. Paramparça olan aracın bütün hava yastıkları açılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Takımı izini olan Çalık'ın Şubat ayındaki evlilik hazırlıkları için gün almaya gittiği belirlendi. Yakınları cenazesini teslim alırken sinir krizi geçirdi. Genç futbolcu Elmadağ Sungur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.